Ahali herkese selamlar dostlar. 14 Aralık 2023 UEFA Avrupa iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeallerden, yüksek oranlardan ve bir adet de sizlere ideal kombineyi vereceğim arkadaşlar. Bu sefer videoda vereceğim. Sağa sola göndermeyeceğim sizleri merak etmeyin. Sizlerden ricam aynı şekilde beğenilerdir. Artı 600 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Beğeni bırakan tüm dostlarımıza çok teşekkürler diyerekten de videomuza başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmasıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe ile Spartak Tırnava mücadelesi. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bilen 3 kişi alalım arkadaşlar. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir karşılaşma. O yüzden bir de burada Fenerbahçe'nin galibiyeti lazım. 3-0'a yarınla 3-1'e yarınla Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Herkese bol şanslar. Yorumlara yazabilirsiniz her türlü soru görüş öneri veya skor bilen arkadaşlar benim iletişime geçiyor. yer yani Instagram Kangal Bey hesabıdır. 2 ile. Ekranda görüyorsunuz zaten. Yanlış hesaplara mesaj atmayın. Hatta isterseniz ses kaydı bile isteyebilirsiniz. Sen misin diyerekten de. Ben zaten ses kaydı da atarım. Ben olduğumu söylerim. Gruplara gelmek isteyenler herhangi sorusu olan herkes buradan benimle iletişime geçebilirler. Şimdi videonun başlığının hakkını verelim mi? Verelim. Bir gece yetti. Tek gece. Başka bir geceye gerek yok. Tek gece. Escort şeyi gibi oldu bu da olsun. Arkadaşlar dün NBA vardı bildiğiniz üzere. Toplamda NBA'de dün 13 tane mücadele vardı. Biz bu 13 mücadeleyi de e, tahminlerimizi çıkardık. Editörümüz yapıyor zaten. Basket editörümüz var özellikle. Derim ya bunun videosunu çekemiyoruz. Sizlere yapamıyoruz. Gruplarda yapıyoruz ve gerçekten güzel işler çıkartıyoruz. Bahsedeceğim. Toplamda gelen maçların 120 oran. Onu söyleyeyim ben sizlere. 13'te 12. Bir Mülve, millwayk mücadelesi gelmedi 9 fark atarı o da 6 fark mı 4 atar mı ne bitti yani sadece o da kazandı ama fark atarı gelmedi. Onun dışında bütün tercihlerimiz eksiksiz kazandı. 13 tane mücadele, 12 tanesi kazandı. Biz zaten liste olarak yaptık. Kuponu da yaptık, yüksek misli yaptık. Bahsedeceğim tekrardan. Toplamda bir diyeceği yetti Yani grupta arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Buradan seçip oynayanlar oluyor. Sohbet odasında muhabbetimiz olduğu çok insanlar. Yani gerçekten çoğu kişiye kazandırmışız. Tebrikler diyelim. Diyecek söz yok. Tebrikler. Şimdi yüksek misli yapmazsak olur mu? Olmaz tabii ki. 600 TL'lik bir yüksek misli yaptık. Burada kasayı biz yönettiğimiz için kasanın miktarlarını biz öneriyoruz. Diyoruz ki 600 TL atın. Bugün önerdik mesela 1200, 1700 lira atın, 700 TL atın. Bu şekilde öneri yaptığımız için insanlar kendi burada kasasını ayarlayabilir. Eğer ki bizim kasamıza göre oynayacaksanız verdiğimiz misliye göre ay sonunda ne kadar net kar, ne kadar net zarar veya fark etmez. Şu an maşallah son 3 aydır karda kapatıyoruz her zaman. O şekilde devam ediyoruz. Yüksek mislerde yani içeride. Tebrikler. Onun dışında tabii ki bir tane en büyük kuponu verdik. Bu da Hastu mücadelesiyle Vaşikli mücadelesiyle Ev sahiplerinden yana olduk. İdeal 1.44 bir 1.42 burada iki oranı yakalamışızdır. Çok güzel bir ideal kombinemiz vardı. Aynı şekilde bizlere yani listenin dışında önermiş olduğumuz ideal kombinede zaten başarıyla sonuçlandı. değerlendiren, kazan sağlayan herkese tebrikler diyerekten de devam edelim. Aynı şekilde arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa maçları var. Gruplarımıza canlı olarak sürdüreceğiz. Canlı oynayan herkese gruplarımıza mutlaka bir denemesini öneririz bizlere. Gerçekten işinin hakkını veren insanlar olduğumuzu düşünüyorum canlı maçlarda. Onun dışında herkes açık Telegram grubu da var. Açıklama yorumlar kısmında isterseniz buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Buraya katılım sağlamak ücretsizdir. Bilgisini vereyim. Sizlerden ricam arkadaşlar 6-600 seviyesinde bir beğenidir. Sizlere aynı şekilde ideal kombine de önerdim. Bu videoda Perşembe için değerlendirecek herkese bol şanslar. İsterseniz beğeniler geldiyse başlayalım. Çok teşekkürler. Bir de yorum bırakırsanız süper olur. İlk mücadelemiz skor karşılaşmamız. Şunu da şöyle parlaklığı da açalım. İlk mücadelemiz skor karşılaşmamız arkadaşlar. Fenerbahçe-Beko... Fenerbahçe-Beko... Fenerbahçe ile Spartak Tınama mücadelesi. Yani kesin kazanmamız gereken bir mücadele. Biz bu mücadeleyi kazanırsak ya playoff oynayacağız. Diğer maçın skoruna göre. Ya da e, birinci olarak bitireceğiz. Berabere biterse... O şekilde bizim için önemli bir mücadele. Fenerbahçe oranda daha açmamışlar. Rakip zaten zayıf. Biz bu rakibi deplasmanda tırnavayı 2-1 deplasmanda yedik. Yendik. Oyunun da genel hakimi Fenerbahçe'ydi. Şimdi yine aynı şekilde form bulmuş bir. Ya ligler de ertelendi. Vay anasını ya. <laughs> Neyse bu konuyu hiç konuşmayak. Başka zaman konuşuruz. Fenerbahçe ve ko Fenerbahçe ve takmışız biz burada. Fenerbahçe'nin burada galibiyeti tabii ki ön plana çıkacaktır. Burada galip gelirken oran nasıl alabiliriz diye baktığım zaman ilk yerden bir Fenerbahçe galibiyeti alınır. İdeal kombinlere de koyabilirsiniz bunu. Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyeti burada değerlendirilir. Onun dışında neler yapabiliriz diye baktığım zaman da oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa Fenerbahçe'nin 3 golü diyorum ben. Yani burada ev sahibi 2.5 üstü. Zaten skor beklentisini size de sorduk ama ev sahibi 2.5 Üstte 1.50 küsur oranı var zaten. Burada 3-0-3-1 ayarında bir mücadele bekliyorum. Değerlendirecekler bu önemli değerlendirme yapabilir. Karabağ ile Hacken mücadelesi. Normalde direkt tercihimi söyleyeyim. 4.5 altına 1 yapacaktım. Ulan bu iddia işini biliyor. 4.5 altına açmamış. buçuktan başlatmış mücadeleyi. Peki dedim. Karabağ'ın burada önemli bir mücadelesi. Gruptan çıkmak istiyorsa ikincilik şansı. Yani kısaca kendi göbeğini kendi kesmek istiyorsa. Karabağ'ın bu maçı kazanması lazım. Karabağ da kendi evine gerçekten iyi oynayan bir takım. Ama kendi liginde çok gol atıyor. Fakat Avrupa'da o kadar golü geçmiyor. İdealim. Karabağ'ın ilk yarıdan atacağı bir goldür. İlk yarı bile gitmedim. İdealden aldım. Karabağ ilk yarıdan bir gol atabilir. İlk yarı hızlı başlamak isteyen bir Karabağ olacaktır. İlk yarıdan bir gol atabilir. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst. 34 oranı var. Aldık mı bunu? Aldık. Onun dışında dediğim gibi 4.5 altını önerecektim. Fakat açmamışlar ve 1.97'den 3.5 altında bir neden olmasın. Yani 2.0'a yarına bir. Yani şunu söyleyeyim. Kendi ligine baktığınız zaman da 4'ler, 5'ler, 7, 3. Yani genelde çok gollü maçlar oynamış. Fakat Avrupa'da o kadar gollü maç oynamıyor. Rakip de kısmen zayıf da. Yani 2-0-3-0 ayarında kalsın diyelim. 3.5 altında 1 yaparsanız da 1.97 orana kadar da yükseltebilirsiniz. O yönden değerlendirme yapabilirsiniz. Kapattım bunu da. Diğer mücadelemiz de Brighton ile Marsilya mücadelesi. Son dönemde Marsilya inanılmaz formda ve inanılmaz ekmeğini yiyorduk. Ya son mücadele, Laurent mücadelesinde herkes açık Telegram grubunda olanlar veya katıl grubunda olan arkadaşlar yazsın. Sanırım 8 tane canlı yaptım. 6 tanesi geldi zaten öyle söyleyeyim. Muazzam muazzam ekmek yedik. Sürekli gole girdik. 3. gol Marsilya. Marsilya ilk kere bir tane daha atar. Lorient'in golü. Genel maç genel üst. İnanılmaz ekmek yediğimiz bir mücadele oldu. Brighton'la oynayacaklar. Ben Marsilya'nın formda olmasına güveniyorum. Brighton'a kendi evinde burada. Açıkçası grup liderliği karşılaşması. beraberlikle de Marsilya'ya yarar. O yüzden Marsilya'nın burada beraberlik alma ihtimali bile var bence. O yüzden Brighton tarafında bir yüklenme olabilir. Ama ben Marsilya tarafından mutlaka gol bekliyorum. KG var olarak değerlendirdim. Hatta KG varını aldım. İdeal kombinemin ilk mücadelesi yaptım. Onu söyleyeyim. Mücadele gelene ben karşı golleri bekliyorum aga. Değerlendirecekler burada. karşı golü değerlendirebilirler. Bir tane de yüksek oranım var. Yüksek oranım ne biliyorsunuz mu? Arkadaşlar Marsilya ilk yarıdan gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Ve oynamış olduğu son dönem ilk yarı, ilk yarı maçlarda ilk yarılarında çok inanılmaz baskın ve inanılmaz pozisyon buldu. Takım bu kadar formdayken zaten KG varımız ideal bekliyor. Burada deplasman ilk yarı gol atarın oranı da 2 Değerlendirilebilir. Ekstradan sizlere yüksek oranımdır. Değerlendireceklere bol şanslar. Real Betis ile Rangers mücadelesi. Real Betis de formda açıkçası. Son Real Madrid mücadelesini izledim. Ya Tabii Real Madrid'e karşı çok üstün oynayamazsınız ama kalesinde Real Madrid kalesinde pozisyonlar buldu Real Betis takımı. İlk mücadele e, İskoçya'da 1-0 Rangers yenmişti. Şimdi İspanya'da maçın önemi var mı diye baktığımız zaman da dostlar maçın önemi bir nevi liderlik, beraberlik de yarıyor burada Real Betis'in işine. Onun dışında arka taraftan Spartak Prag var. Grup yani biraz karışık. Olası bir beraberlik de burada Real Betis ikinciyle bile itebilir vesaire olaylar var. Ben diyorum ki kendi göbeğini kendi kesen bir Real Betis. Kendi taraftar önünde son maç Real Madrid zor bir maçtan çıktılar. Burada oynayacaklar. Rangers'a karşı da ben galip gelmeleri bekliyorum. Maç sonu 1 1, -1 gibi orandan tek tercihim olacaktır. Ben burada Real Betis'in doğrudan galibiyetini bekliyorum. 1-0 bile olabilir veya farklı da olabilir. Ama ben burada 90 dakika sonucunda kazanan tarafın Real Betis olup gruplardan da direkt birinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Dinamo Zagreb ile Balkanlı mücadelesi. Şimdi dostlar şundan bahsedeceğim. Şimdi e, ikili arasında oynanan ilk maça baktığımız zaman da belki bakanlar olmuştur mutlaka. O mücadele 2-0 Balkani kazanmıştı. Ama e, Zagreb'in kadrosuna baktım. Dedim ki yani nasıl bir kadro ile çıkmış. Yani en iyi hücum hattındaki 3 oyuncuyu Petkoviçler, e, Emreli ne bileyim Dream mi Dream mi ne bir şeyler var bunlarda. Onlar hep falan oynatmamış yani. Gidip de ben Zagreb'in son maçlarını zaten izlemedim ama genel olarak bildiğimiz takımlar, oyuncularını bildiğimiz takımlar genel kadro yapısını koruyor. Livay'ı zaten Fenerbahçe çekti biliyorsunuz. Petkovic'i de Trabzon almaya çalıştı, alamadı. Devam ediyor. Ben burada Zagreb tarafındayım. Zagreb'in mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Zagreb galibiyetini zaten ideal de koydum. Zagreb'in burada mücadeleyi kazanmasını bekleyeceğim. Zaten şöyle de bir durum var. Grup puanına baktığımız zaman da arkası biraz karışık. Victoria Pilsen burada Astana'yı da yenebilir zaten ki yenecektir de. Ama Zagreb'in burada kendi evinde taraftar önünde yani bir zahmet olmazsa yensin. Berabere kalsa da oluyor zaten. Yani %100 ihtiyaç yok ama illa berabere mi kalacak? Kardeşim kendi taraftar önünde kaliteli kazanını çıkaracaksın, oynayacaksın, yeneceksin. Taraftarını kutlayacaksın. Hey ya ho ya bitecek gidecek. Zagreb'in galibiyeti bol şanslar. Ajax'la AYK karşılaşması. Ajax'la son dönemde toparlandı dostlar. Yani Ajax tarafına bir nevi bir güven oluştu. Bu güveni de nasıl alacağız biliyor musunuz? Ajax'ın da oradan galibiyetini almayacağız. Şu yönde değerlendireceğim ben sizlere. Ajax'ı son Marsilya maçında çok iyiydi. İnanılmaz bir mücadeleydi. 4-3'lük bir mücadeleydi. 10 kişi kalmalarına, kalmalarına rağmen falan. Gerçekten iyi bir oyun oynadı. Oran yüksek Ajax'ın bu sezon genel itibariyle kötü gidişinden kaynaklı oluyor. Ben burada diğer seçeneğinde Ajax'ın bir yarıyı kazanır olayı var. Ajax burada bir yarıyı kazanır. Oranı da 1.43. İdealden bunu değerlendirin. Ajax ev sahibi bakın. Nerede bulacağınızı anlatıyorum. Diğer seçeneğine girin. Orada alt, üst, yarı, yarı bir şeyler var. En sağa kaydırın. Diğer seçeneği var. Diğer seçeneğinde ev sahibi yarı kazanır. Oranı 1.43. Ajax bir yarıyı kazanır. Onun dışında baylar. E, Ajax bir yarıyı kazanır dedik ya. Şu önle bir önerim olacak. İlk yarıyı Ajax kazanabilir. Kendi evinde hızlı başlayabilir. İlk yarı galibiyeti orada 2-24. Bunu da ekstra değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Lugano ile Beşiktaş karşılaşması. Lugano-Beşiktaş tarafında bu Afrika bu Afrikalı topçular kadro dışı. Royzer, Abubakar, Gezdal, Onana birçok isim yok. Takımın iyileri yok. Yani sakat isimler de var. Burada Beşiktaş tarafında yani beşiktaş tarafında sıkıntılar var. Ocak ayında yapılan transferler gerçekten takıma önemli. Zaten sezon sonu bu oyuncuların çoğu da gider. Abu Bakar bilerek oynamıyor ya zaten. Bilmiyorum. Oynamıyor adam bilerekten. Takıma küsmüş diyeyim. Lugano tarafındayım. Yine aynı şekilde burada. Lugano'nun Lugano bir yarayı kazanan oranı bir ele bandında. Lugano bu mücadeleyi kazanır mı bilmiyorum ama 90 dakika sonucunda Lugano'nun en az bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler dostlar. Değerlendirecekler bol şanslar. Şimdi ideal kombinemiz var dedik. Sizlere burada 8 adet, 2, 4, 6, 7 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlardan. ideal kombinemiz ekrana gelsin. Arkadaşlar ideal kombinemiz burada. Brighton ile mücadelesi. Ben tempo bir mücadele ve maçın hakkını vereceklerini düşünüyorum. Karşılıklı gelecek golleri öneriyorum. Ee, şey maçına da Dinamo Zagreb mücadelesinde Zagreb'in galibiyetini bekleyeceğim. Toplam oran 1.92. 2 oranı aştıramadım bu sefer. Ama gelsin de 1.92 oran gelsin. Önemli değil. O yüzden değerlendireceklere bu yönde bir ideal bir değerlendirmem var. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bye bye.